Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler, Saadet Partisi ilçe yönetimi Perşembe pazarı girişinde vatandaşlara simit dağıttı. Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Adi Tekeş yaptığı açıklamada AKP hükümetinin 5. yılını doldurmasına rağmen her geçen gün fabrikaların kapandığını, işsizlik ve yolsuzluğun büyüdüğünü söyledi. Saadet Partisi ilçe yönetimi Perşembe pazarı girişinde vatandaşlara simit ve el broşürü dağıttı. Efendim, buyurun efendim. Çay simit hesabı, 5 yıl evvel bir simit ekonomisi vardı. Hocam hoş geldin. Basın açıklaması. Biz de bu şekilde bir halkına mesaj vermek istedik. Hayır, hayır, sadece bir hatırlatma yaptım. Ha, buyurun. Peki, kolay gelsin. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun. Siz de şeye muhtaç olmasın. Saadet Partisi iktidarında buluşmak üzere. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Yörenim, yürün. Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Adil Tekeş, ülkemizde her gün iş yerlerinin kapandığını, işsizlik ve yolsuzluğun her geçen gün arttığını söyledi. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in değişimden önce sürekli yaptığı bir hesap vardı, simit hesabı. Başbakanımız iktidara gelmeden yapmış olduğu simit hesabıyla bugün AKP 5 yıllık icraatında hangi iyileşme meydana geldi? O gün asgari ücretliyle bir simit bir duble çaya muhtaçtı. Bugüne dönüp baktığımızda asgari ücret 405 TL. Olup da vatandaşın bununla hayatını sürdürmesi istenmektedir. Bu mümkün değildir. Bir simitin 30 kuruş, bir duble çayın da 50 kuruş olduğunu düşünürsek ve bir ailenin de 4 kişilik bir aile olduğunu ele alırsak günde 3 öğünden 9 YTL 60 kuruş eder. Simit ve çay masrafı yapar. Ayda ise bu para 288 YTL eder. 405 YTL olan asgari ücretliden geriye 117 YTL kalır. Bir aile bununla çocuğunun okul kırtasiye masraflarını mı, hükümetin okullardan çekmiş olduğu hizmetlilerin yerine okul aile birliklerinin tutmuş olduğu hizmetlilerin yerine tutulan ücretleri karşısında insanlardan, halkımızdan istenen katkı paylarını mı, yoksa ev kirası mı ödeyecek, yoksa hani şu hiç zam gelmedi denilen elektrik, su, telefon giderlerini mi ödesin? Veya çoluk çocuğunu elbise, ayakkabı ihtiyacımı giderecek? Kıymetli ilçe halkımız, sayın basın mensupları, IMF programları ile ülke yönetiminin sonu halkımıza zulümdür, eziyettir. Bu olayın sadece maddi boyutuyla birlikte manevi tahribat boyutu da vardır. Özelleştirme adı altında memleketimizin yabancılara satışı vardır. Halkımızı bu konularda uyarıyoruz. Kıymetli halkımız, insanca yaşayabilmek için, çay ve simide muhtaç olmamak için Milli Görüşüm Partisi olan Saadet Partisi iktidarında buluşmayı bekliyoruz. Bizler değişmedik, değişmeyeceğiz. Ezenin değil, ezinenin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük bir Türkiye için, yeni bir dünya için hepinize hayırlı günler diler. Saadet'in iktidarında buluşmak üzere. Hoşça, esen kalın.